Merhabalar dostlar. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Osmanlı İmparatorluğu serimiz 16. bölümüyle devam ediyor. En zor seviyede oynamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde güzel zaferler almıştık. Balkanları haçlılara mezar ettik adeta. Şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi paşalarım benim Balkanlarda beklemeye devam etsin. Şu Viyana'yı bir daha kuşatırsak, şu Viyana'yı bir daha saldırırsak çok güzel olur. Tarihte iki defa saldırdık Viyana'ya. İki defa kuşattık Viyana'yı. Birincisi 1529 yılında. İkincisi de 1683 yılında kuşattık. Şimdi tabii Merzifonlu Kara Mustafa Paşa görevlendirilmişti Viyana'yı kuşatmak için. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gerek Ruslara karşı gerek Polonya Lehistan'a karşı zaferler almış bir paşaydı. Daha sonra Viyana'yı da kuşattı. Ancak Viyana'yı kuşatırken Merzifonlu Kara Mustafa Paşa içerideki o şehrin güzelliklerinin yıpranmamasını istedi. Askerler tarafından yağmalanmamasını istedi. Kuşatmayı biraz geciktirdi. Şehir tahrip olmamasını istedi şehrin. Biraz kuşatmayı geciktirince de bu 4. Mehmet Sultan 4. Mehmet tarafından onun idamına sebep oldu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi dostlar. Aslında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa emrindeki 170 bin kişilik ordusuyla şey yapabilirdi. Yani Sultan 4. Mehmet'e asi gelebilirdi. Askerleri Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı çok seviyordu. Fakat o öyle yapmadı. Madem sultanımız benim ölmemi emretti, idamımı emretti deyip boynunu uzatmıştır. Halledelim şu işi sessiz bir yerde, bir camide halledelim falan diye. Boynunu uzatmıştır. Kanım dökülmesin falan uğursuzluk sayılıyor çünkü Osmanlı'da. Yani 170 bin kişi emrinde olduğu halde sultana asi gelmemiştir. Boynunu uzatmıştır Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Kıymetli dostlar. Şimdi bakalım. Biz en son nerede kaldık? Katoliklerle de savaşımızı yapacağız tabii ki. Onu unutmadık. Merak etmeyin dostlar. Katoliklerle yapacağımız savaşı unutmadık. Onlar hala mı asker çıkartıyor? Fazla asker çıkarmamışlar gerçi. Askerlerini bölmüşler. Askerlerini bölmüş olmaları benim işime gelir. Bakalım bir dahaki turda onları bitirebilecek mi? Şu anki turda bitiremiyoruz. Gitmiyor çünkü askerler ilerlemiyor oradan. Bir dahaki tura geçelim dilerseniz dostlar. Evet, yeni tura geçtik. Bakalım yeni turda neler olacak. Şimdi benim burada biraz ordum var. Bunlar hemen İspanyolları buradan Katolikleri def etmemiz lazım oradan. Bakalım. Mehmet Paşa'yı biz bu tarafa çekmiştik değil mi? Onu tekrardan batıya çekelim. Doğan Paşa'nın ordusu iyileşiyordu. Doğan Paşa'nın ordusu bu kadarlık bir orduyla saldırsak ne olur acaba? Bu kadarlık bir orduyla saldırsak ne olur? İlk önce iyileştirme taraftarıyım. Ordularım ilk önce bir iyileşsin de ondan sonra saldırırız dostlar. Şimdi yeni askerlerim de çıkmış benim. Şunları şurada biriktireceğim. Biraz daha çıkartalım asker. Beylik içeri çıkartalım yine. 18 biber top çıkartalım. Ama tabii ki kayıklarımızı da çıkartalım dostlar. Her zaman yaptığımız şey. Bakalım ne kadar kayığım birikmiş. 3 burada, 2 burada, 5 etti, 8 etti.
Bakalım burada şunlar. Şurada da biraz var. Şunları da alalım dostlar. Kayıklarımızı toparlayalım. Bunları göndereceğiz. Kıtalara göndereceğiz. Yeni dünyalara göndereceğiz. Kim? Mehmet Paşa. Mehmet Paşa buraya bir saldırır. Doğan Paşa da bunları halleder. Bir ordu daha toparlarsam artık fetih için harekete geçeceğiz. Doğudan geliyorlar mı? Ama daha İran'ı alamadı o. Bu tarafa gelmeyecektir herhalde. Çünkü daha İran'ı alamadı, öyle değil mi? İran'ı alamadığı için bu tarafa gelmeyecektir dostlar. İsfahan bölgesini daha ele geçirmedi Maratalılar. Saldırıya geçelim. Savaşa hazırlanın. 800 kişi var düşmandan. Bizimkiler 1500 kişi aslında ama tabi yapay zekayı da bırakmamak lazım. Evet dostlar, düşmanın karşısına kurulduk. Topçularımızı çektik bu tarafa doğru. Ateş edelim bakalım düşmana. Toplarımız biraz şeye sekiyor. Tepeliğe çarpıyor. Düşman birlikleri de üzerimize geliyor. Düşman süvarisi geliyor mu? Gelmiyor galiba. Evet dostlar, tekrardan yaklaştık düşmana. Şimdi kapışacağız bakalım düşmanımızla. Azarlarımız da şöyle geçsin. Şimdi yeni şeyleri yine çekeceğim ben buradan. Topçularımı önden çekeceğim. İkinci topçularımı bir kurayım. Topçularım kurulduğu zaman düşmanın ölüm fermanını verdik demektir. Yani topçuları kurduğumuz anda düşmanın ölüm fermanını verdik demektir dostlar. Hemen yeni şeylerimi ayırıyorum böyle topçularımın önünden. Topçularım ateşe başlayacaktır. Hadi çocuklar. O İspanyol askerleri de ritmik ateş ediyor. Böyle modernize bir ateş şeyleri var. Bayağı can yaktı bizim buradaki beylik endişeleri. 160 kişiden 140 kişi düştü bizim beylik endişeleri bir anda ama bizim de topçularımız var tabii, öyle bir avantajımız var. Dostlar. Beylik endişeleri burada düşmanı kovalıyor. Bir anda öfkelendi bizim beylik endişeleri. Galyana geldi. Düşman süvarisini kovalamaya başladı. Evet, buradaki bir piyade alayı pes ediyor İspanyollardan. Dayanamadı bizim ateş gücümüze, topçularımızın gücüne. Şimdi şu toplardan mı atalım biraz? Şunlardan atalım biraz. Beylik endişeleri geriye dönsün. Geriye dönsün. Şu böyle ileriye geçebilir. Bu da ileriye gidebilir. Gitsin bakalım şu tarafa doğru. Tabii misket toplarımızın atışı tabii ki fayda sağlıyor. Yani aşırı derecede fayda sağlıyor. Düşmana bayağı bir avantaj sağlıyoruz. Tıpkı Osmanlıların da böyle gerçekte yaptığı gibi oluyor. Ancak tabii bu Katoliklerin ritmik atışları, modernize atışları da iyi tabii ki. Gerçi bu İspanyollar da fakir bir ülke. Yani İspanyollar o dönemde Amerika'da birçok sömürge elde etse bile yine de fakir sayılır. Zaten oyuna başlayan, yani İspanya ile oynamışsanız da bilirsiniz, yani fakirdir İspanya. Katoliklerin çok şeyi vardır. Uğraştığı problem vardır devlet içinde. O bayağı bir dağıldılar ama. Bayağı bir dağıldılar. Bizim beylik gençler de şey yapıyor böyle, düşman saldırdıktan sonra bizimkiler bir anda galyana geliyor, peşlerinden düşmanı kovalıyor.
Kovalamamıza gerek yok yani, sadece ateş etsek yeterli. Sadece ateş etsek yeterli çocuklar. Kovalamaya gerek yok. Akıllı bir şekilde tüfeğimizle sıkacağız. Şu anda kovalamaya gerek yok yani, kovalamaya gerek yok. Şuraya doğru bir top sıkalım bakalım. Düşman topçusu da dayanamadı bizim beylik yeniçerileri karşısında görünce. Şuraya süngü çekiyorum dostlar. Topçularım ateşi kessin. Ateşi kessin çocuklar. Sadece şuraya ateş edebilirsiniz. Beylik yeniçeriler süngülerini çektiler. Er meydanında çarpışıyoruz düşmanımızla. Kılıçlar çekildi. Göğüs göğüse mükemmel bir mücadele. Patlayan tüfekler, patlayan toplar, çekilen kılıçlar. Osmanlı bayrağında 3 tane ay var, gördünüz mü? O 3 tane ayın anlamı ne biliyor musunuz? Dostlar. O 3 tane ayın anlamı 3 tane kıta demek. 3 tane kıta. 3 kıtaya hakimiz demek. 3 tane ay ol, 3 tane ay olması 3 tane kıta, 3 kıtaya hakim Osmanlı anlamında. Evet, düşmanı kovaladık. Düşman limanı terk etti ve kaçtı. Limanımızı ele geçirmişlerdi. Onları limandan kovduk. Şimdi üzerlerine gitme vakti gelmiştir. Musa Paşa şöyle bir saldırıya geçsin. Şuraya doğru gelsin bakalım Musa Paşa. Musa Paşa da bayağı zafer aldı Katoliklere karşı. Bayağı zaferler aldı. Tecrübeli bir orduya sahip. Eğer bu İspanyol cephesini kapatmayı başarırsak, ki zor gözüküyor, bir tane daha toprakları var ama kapatırsak eğer Malatya cephesine daha çok ordu çekebiliriz. Ancak zannetmiyorum yani, o kadar erken biter mi ki bilmiyorum. Yani bu cepheyi kapatsak bu sefer Fas saldıracak bize. Biz bu toprağı alırsak bu sefer Fas saldıracak. Fas'la uğraşacağız. Muhtemelen şey yapacağım, ben şuraya bir kale kuracağım. Askerden tasarruf etmek için. Onları düşünürüz bir dahaki bölümlerde. Şimdi Avusturya mı üzerimize geliyor bakalım. Gelsinler bakalım. Orada ordumuz var zaten. Bakalım bakalım. Askerlerimiz çıkıyor. Güzel. 3700 kişilik bir ordumuz. Şu Doğu cephesi için de ordu biriktireceğiz tabi. Evet dostlar, düşman saldırıya geçti. Doğan Paşa Erdel Kalesi'nde bekliyordu. Ve düşman 2200 kişilik kuvvetiyle saldırıya geçtiğine göre savunma yapacağız. Toplarımız var, yeniçerilerimiz var. Deli süvarimiz de var. Bakalım, savunma yapmaya çalışacağız. Ama bu bölüme yetişmeyecek dostlar. Bir dahaki bölümde yapacağız, oynayacağız bunu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, güle güle.